Number seven. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Belts one. Goalkeeper's done supremely well to deal with that. Selamun aleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Az önce canlı yayında İskenderun Spor'un 2. lige yükselişini izledik. Iğdırı Sporlu kardeşlerimize de tebriklerimizi yolluyoruz. Ellerine sağlık, onlarında emeğine sağlık. Çok güzel bir maç oldu. Ben özellikle oradayım. Çok güzeldi. Yani ben Süper Lig'de böyle keyifli maçlar izlemedim. Şimdi PES 2022'yi açtım bilgisayarda. Deneyeceğiz. Bakın burada ölü yaprak şutunu ben hemen size söyleyeyim. Şöyle dalan şut, yükselen şutu falan kullanmanız için. Ben koşma tuşu, normalde bu, ben buraya yaptım. Tamam, koşma tuşuyla normal şuta basıyorsunuz aynı anda, şu şekilde. İkisini aynı anda, birine ne fazla ne eksik basmıyorsun. İkisini aynı anda basıyorsun. O şekilde ölü yaprak vuruşunu vuruyor. Ölü yaprak vuruşu vurması için ceza yayının çevresinde olacaksın. 30 metre, 35-40 metre civarında olursun. O zaman böyle %50 o mor bar olacak. Onu maçta görürsünüz şimdi. O mor barı yarım dolduracaksınız. Yani %50 ile 65'e geçmeyecek. Ortalarda tutturursanız çok güzel ölü yapraklar vuruyor. Çok da memnun kaldım çünkü özgür bırakıyor sizi ve istediğiniz gibi, düşünsenize, hayal ettiğiniz takım oluşturabiliyorsunuz. Mesela ben diyorum ki ben hızlı kontra atak, tiki taka, yani ver, sürekli oyuncuların hücum etsin. Bu tarzda bir oyun sistemim var mesela. Ne yapıyorum? Hemen hızlı kontra atak filtresini yapıp menajeri ona göre alıyorum. Oyuncuları ona göre alıyorum ve oyuncuları antrenman, bak burası çok güzel ve çok önemli. Oyuncuları antrenman yaptırırken oyuncunun hızlı kontra atak yeteneğini yükseltebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, sen, ben mesela bu Meyank'ın hız yeteneğini biraz yükselttim. Hızlanmasını yükselttim. Şutunu ve bitiriciliğini yükselttim. Yani özelleştirilmiş olarak bölüm bölüm bunları da yükseltebiliyorsunuz. PES 2021'de antrenman yaptırdığın zaman derecesi yükseliyordu, bırakıyordu. Şimdi derecesini yükseltiyorsun ve artı özelleştiriyorsun. Şutunu, bitiriciliğini, İşte pas mı versin istiyorsun, top mu sürsün istiyorsun, bunlara göre bunları da özel olarak geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Rakibimizi ısrarla arıyoruz. O bugün buraya gelecek. Geldi. Çok da uzun sürmedi aslında. Ali isimli kardeşimiz Messi'yi de koymuş köşeye. Hemen bakalım şöyle oyun ayarlarımıza. Abi çok güzel ya, ben bayağı memnun kaldım yani. Hatay Spor Beşiktaş maçı. Bellingham var. Bizde de çok oyuncu yok. Kadro yazınca gördünüz, biraz oyuncularımız düşük maalesef. Çünkü daha yeni başladık. Yani bir de şunun güzel yanı şu. Şimdi ben bunu burada ID'yi bağlayacağım. Konami ID'ye bağladıktan sonra telefonumdan da bu kadroyla çıkabiliyorum. Mesela telefonundan geliştirebilirsin. Telefonunu bıraktıktan sonra bilgisayarından devam edebilirsin o kadroyla falan. Müthiş yani arkadaşlar. Ama sıkıntılı yanı da şu, siz telefonla oynarken, tabi bunun seçme modu da vardır herhalde, daha tam modlar açılmadı. Seçme modunda hepsi, herhangi bir oyuncu gelsin derseniz PlayStation'da gelebiliyor, bilgisayarda oynayan oyuncular da gelebiliyor. Siz telefonla oynuyorsunuz, adam konsoldan oynuyor. Bunların da dezavantajları vardır mutlaka. Bağlantı problemleri çok olur diye düşünüyorum. Çünkü adamın şebekesi çekmiyordur telefonunda, ya da maç yapıyordur, telefonuna mesaj geliyor, arama geliyor falan. Konsoldaki oynayan adamı etkiliyor yani. O yüzden problemler mutlaka olacaktır. Offside direğinin dibinden güzel bir atmosfer. Stadyum çok güzel. Mod olarak düşük modda oynuyorum. Yani grafik modu olarak düşük modda oynuyorum. Çünkü çok böyle yüksek bir bilgisayarım yok, normal bildiğiniz bir bilgisayar yani. AMD Ryzen mi 5, işte öyle bir şeydi. Bak, dudak uçuklatan şutu gösteriyor mesela. Top kalenin yakınında, havadayken yarıda daha az dolu bir güçle göstergesiyle tutar, uçuklatan şut gerçekleştirdiğinizde kaleye doğru sektirerek kafa vuruşu yapma ihtimali daha yüksek olur. Yani dudak uçuklatan şutu kafayla da yaparsanız topu yere sektirerek daha sağlam vuruşlar yapıyor diyor arkadaşlar. Daha güzel goller atabilirsiniz. O dudak uçuklatan dediğim or şu. Pasta verebiliyorsunuz böyle ama her defasında yapmayın çünkü güzel oldu aslında. Lan aç artık ortayı, neyi bekliyorsun? Kimsin sen Williams? Tövbe. Dedim iyi geldik, dakika bir. Olmadı. Şimdi aldık topu, bak, ver pası hemen. Şuradan döndük. Baktı kaleye, vurdu uzaktan.
hafif aşağı doğru falso aldı. Yana da falso alabilirdi. Daha çok basmalıydım aslında. Biraz mesafem uzaktı. Tabii oyunu da yeni tanıyoruz. Alıştıkça elimiz, biliyorsunuz, güzel goller gelecektir arkadaşlar. Şimdi Aubameyang'a doğru. Aubameyang vurdurmadı be. Bellingham mı? Adını unuttum. Nasıl bir ismi var? Bazen şaşırıyorum ya. Valde de hakem. Avantaja bıraktı. Di Maria aldı orada topu. Tek sıkıntımız ne biliyor musunuz? Çok çalmıyorum. Çünkü oyuncuların düşük modda olduğu için. Hadi geçer misin Filipe Luis? Abi ne ara bu kadar kadro düzdünüz siz ya? Toloji. Rafael Toloji. Ayak koyduk. Şimdi ver pasını. Ver kaç yaptık. Bir ver kaç daha. Kaçırdık adamları. Harikasınız dostlar. Ortaladık içeriye. Aubameyang vuramadı. Aubameyang'ın kafasının üstünden geçti o top. Bak şimdi. İyi seyret. Dudak uçuklatan geliyor. İyi seyret. Abi bu adam kim lan? Bu bas. Çok düşük bu ya. 60 civarında bir şeydi bu ya. 68'lerde bir şeydi yani. Tam hatırlamıyorum ama. Ama güzel geldik dostlar. Hadi lan. Bizden vazgeçmiştim. Atmayacak diye düşündüm. Oraya attı adam. Şimdi geriye doğru koşuyoruz. Oyuncular geliyor. Bir de detaylı kadro şeyleri var. Onları da aslında ayarlasam iyi olur bir ara. Mesela çakılı kalma, oyunculara şey veriyorsun. Beceri, ekstra beklentini söylüyorsun. Mesela Aubameyang'a diyeceğim ki forvette kal, sen geriye gelme, yorulma diyeceğim ona. Bu tür ince ayarları da yapmamız lazım. Kadroyu gelişi güzel, otomatik olarak biraz kurup çıktım. Çalmıyoruz dediysek o kadar da değil yani kardeşim. Bak şimdi verdi, kaçtı Aubameyang. Al kaldır yukarıya daha, neyi bekliyorsun? Oyuncularımın düşük olması biraz beni yoruyor arkadaşlarım. Pogba. Şuradan bir pozisyon bulursa. Luis Suarez döndü. Vurdu ve yükselen şut vurdu, gördünüz mü? O şeyi yaptı. Buna şutla şeyi aynı anda bastı. İzleyelim. İzletmedi. Şutla koşma tuşuna aynı anda, bak eksik ya da fazla değil, aynı anda basıyorsunuz. Buna eliniz alışacaktır zaten. Biraz tuş kombinasyonlarında farklılıklar var. Mesela Depar'ı yavaş koştuğunuzda, ben şu topu alayım da gol yemek de anlatırım. Yeme. Oo, hadi çıkar. Hadi İskenderunspor gibi oldu. Ama yedik golü ya. İskenderunspor'un da böyle bir pozisyonu oldu. İkinci uzatma devresinde 120'lere yakın. Yani adamlar vurdu. 3 tane 4 tane pozisyon orada üst üste şut çektiler. Bir türlü gol olmadı. Defans çok iyi kapandı orada. Sıradan yedik golümüzü, hayırlı olsun. Keyfimiz geldi. Böyle bir şey lazımdı bize. Hakem yine avantaja bıraktı. Yani hiç mi topa dokunamıyoruz ya? Şimdi aldık o topu. Ver oğlum pasını. Dön. Abi dön ya. Çok düşük abi oyuncular. Hareket yapamıyorsun yani şu an. Sadece defansta Rafael Varane var. Forvet'te Aubameyang var. Aubameyang. Abi onunki falde, benimki niye falde değil o zaman? Kerem Aktürk kolu kaptırdı. Ver pasını. Bunda şeyi bulamadım ya, şu oyuncuların üstüne, benim oyuncuların üstüne atları yazmıyor. Onları çözmem lazım. Rakip gene etkili geliyor arkadaşlar. Ayağı koyduk ve aldık o topu. Hadi at ileriye, uzun bir pas. Geçmedi. Bu sistem dizilişi sevmedim ya. Kanatlarla da deneyim dedim ama bu diziliş pek bana göre değil. Şimdi bak çok güzel. Aslında güzel bir dizilişmiş. Şuradan normal bir şut çekelim. Abi at onu bari. Abi bu kadar olmaz ya. Yani oyuncuların bu kadar düşük, hepsi 65 seviye. Ne bekliyorsun ki? Allah senin cezanı vermesin. Bu kaçar mı? Şuna bak. Vurdu kaleci. Hadi onu geçtim. Lan bunu nasıl atamazsın ya? Tövbe. Kadroyu biraz bak şimdi. Şu var ya, şu joystick tuşu. Buna basıyoruz arkadaşlar. Şurada oyuncu belirledim bak. Görüyor musun? Yukarıda mavi kafalı. Onu öne doğru çektim biraz. Bunu herkes kolay kolay bilmez. Hadi be. Olmadı. Şimdi bir dudak uçuklatan gelir mi? Oha. Şuş. Kimsin lan sen? Kimsin sen? Böyle şut mu olur? Seni kaldır. Aha. Hadi dudak uçuklat. Hadi be. Allah'ına kurban senin. Kardeşimsin. Hemen atla şuradan. Çok güzel. Çok güzel bir şut. Attık golü. 30 metre var mı?
25-30 metre vardır muhtemelen. Ve oyuncumun gücü çok düşük arkadaşlar. O da hesap ederek o golün güzelliğini düşünün artık. Lan oğlum abi ben kattım ya. Aradan bir top. Suarez. Geçti şimdi Foden. Foden sıkıştırdık orada. Hadi çıkar. Dön. Allah senin cezanı vermeyin. Pogba baktı, vurdu. Yandan dışarıya. Ben şu maçın sesini duymak için, daha adapte olmak için kulaklığımı takıyorum arkadaşlar. Böyle en azından daha adapte hissediyorum kendimi. O topun sesini falan, ayak seslerini falan duyunca kendimi daha iyi bir odaklanmış hissediyorum. Şimdi o verdi pasını. Hatalı bir pas. Lan abi yemin ederim yukarıya attım ya. Vallahi yukarıya attım ya. Onu alsaydı çok güzel bir pozisyon yaratabilirdik orada. Tehlikeli geliyor Foden. Son anda ayağa koyduk. Pogba çok başa bela bu adam. Pogba çekti vurdu. Koy ayağını son anda. Ver abi Mayanka. Ha geçti. Ver şimdi. Tekrar ver kaç. Hepiniz koşun. Hepiniz koşun. Abi Mayanka aşağıda bomboş. Abi Mayanka at. At artık. Vur abi Mayanka. Kaleci. Kontrol et. Şuradan bir plase bırak. Abi Allah senin belanı vermesin ya. Harika pozisyonlar. Kaçmaz ama. Kaçmaz ya. Bak şimdi adam gelir atar. Tam böyle canımızı sıkar ya. Bak şimdi. Aubameyang. Çok bastın abi çok. Tam köke demeyeceksin bunda. %95. Uzak mesafeden %95. Mesela şöyle bir verkaçı yapalım yine. Aubameyang son anda yine kaleci. Çok güzel şut. Sol ayağı vurdu ama güzel vurdu. Böyle şutlar bak bundan neyi sevdim biliyor musun? Adamın önüne aha bak. Stoperden mi? Sol bek dümdüz gidiyor. Abi oyuncularım bu kadar düşük işte benim. Vallahi bak. Şaka yapmıyorum. Vallahi şaka yapmıyorum. Oyuncularım bitti benim. Yoruldular şu an. O yüzden tutamıyorlar. Şimdi işkence başlıyor. Adam 70 metre top sürdü ya. Hadi indir. Out. Hakem faul vermiyor, bir şey vermiyor. Zerer ayağını deli ediyor. Hemen ileriye doğru dayayalım topu. Gönderelim. Aubameyang kafayla rakibe attık topu. Oyuncular yorulmuş belli. Belli bayağı yoruldular. Şurada hemen kontrolü sağlayalım. Verdi pasını. Çalım denemesi olmadı. Bendeki de çölde yağmur duasına çıkmak gibi bir şey. Adam çok yorgun. Ben çalım atmaya kalkıyorum. Biraz paslaşmam lazım. Aslında hızlı kontra atak da takımı yoruyor. Çünkü oyuncuların gücü düşük olduğu için yetişemiyorlar o kadar. Bak şimdi. Aslında bu seviyelerde biraz daha top çevirme yoluyla oynasak iyi olurdu. Biz kontraya yöneldik hemen. İnceldiği yerden kopsun dedik. Hemen uzaklaştır. Adam baskıyı kurdu iyice. Şimdi kaptık o topu. Verdi aradan. Aubameyang. Kontrol çok kötü. Alamadık topu. Foden. Yukarıya at oğlum. At çocuğum. Evladım. Yavrucuğum. Şu topu yukarı attın da çıksın artık. Daraldık orada. Hemen ver kaç. Koş. Koşun. Abi şu ileriye daha ileriye atsana o topu. Son anda hayatımın en güzel müdahalelerinden biri diyebilirim. Çünkü arkası boştu. Rahatlıkla gidip atabilirdi o golü. Oyuncularımız biraz iyi ya biz. Kaliteli oyuncular oldukları için. Yeni bir kadro düzüyoruz. Yeni bir başlangıç. PES 2022'ye. 2022'nin ortalarında başladık zaten. Şuradan bir faul yap. Penaltı mı? Penaltı değil hakem. Rafael Varane kırmızı yemedi inşallah. Lan niye penaltı diyor? Belki kırmızı yedi ya. Belki atamıyordur diye düşünüyorum. Öyle de umut ediyorum. Barajı zıplattık. Yüksekten pas tuşu var ya. Ona bastığınız zaman baraj zıplar arkadaşlar. Rakibiniz frikik kullanırken topa vurduğu anda zıplama tuşuna basın.
Ver aradan. Hadi be, o topu atabilse bak, şurada Mesut Özil gibi güzel ayağına hakim bir oyuncu olsa. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Topu kapmak istemiyor benim oyuncular. Kerem oynasın diyorlar. Büyük bir baskı var üstümüzde. Olacağı bu abi. Yapacak bir şey yok. Dayanamıyorsun, direnemiyorsun ki. Çok kötü yoruldu oyuncular. Gol sevinci değildik. Şimdi uzaktan vurma zamanı. Aubameyang. Allah için Aubameyang. Ben ona atmadığımı siz de biliyorsunuz. Kime attığımı tahmin ediyorsunuzdur zaten. Hadi bakalım. Ya şunu geçir be. Vida var orada. Ayak koydu, aldı. Foden. Tehlikeli geliyor rakip. Çift forvetle yine. Luis Suarez. Yapacak bir şey kalmadı abi. Yani takımın dayanma gücü yok. Gerçekten dayanma gücü yok. Çünkü 55-60 seviyelik beyaz toplarla oynuyorum şu an. Biraz transfere ihtiyacımız var. Aubameyang faul yok dedi hakem. Yani ben oyuncuya dokunduğum anda veriyorsun faule. Takım çözüldü arkadaşlar. Artık daha gol yiyebiliriz. Fark açılabilir. Aslında yani çıkamıyorum hiç. Kırmızıdan sonra tam da aldı zaten. Fark açılacak. Yol geçen anına döndük. Yani hep ilk yarı götürüyorum. Yani şu maçın hikayesine bak. İlk yarı neler kaçırdım. Böyle düşük bir takımla oynamama rağmen. Rakibin kadrosuna bakmak istiyorum. Şuna bak. Varan da yok zaten. Kaldığımız 3 tane oyuncuya bak. Şu Zalarayan hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Yani 87 olduğuna bakmayın. Kadrom bu kadar kötü şu an. Rakibe bakalım. Rakip bize göre çok çok iyi ya. Çok çok iyi bir kadrosu var bize göre. Sadece stoperleri sıkıntılı. Yani bizimkiler hepsi sıkıntılı abi. Yani alacağım yedek oyuncu da yok. O derece kötü bir durumda kadromuz. Sağlık olsun. Rakip de güzel attı. Çalımı attık. Verdik şimdi pası. Hadi be. Tam yapıştırıyorduk golü. Ver bir kırmızı kart. Ver bir kırmızı. Gereksiz faul yaptı. Boşuna kırmızı yedi yani. Çok gereksizdi. Çünkü zaten öndesin. Diğer maçında bu stoper sana lazım olurdu. Hata yaptı. Valla nasıl kullanılıyor onu da bilmiyorum ama şöyle bir deneyelim. Şöyle bir vuralım. Frikiyi daha çözemedik arkadaşlar. Bak yarım saat düşünüyor. Vur artık. Sen vur oğlum. Sen vur oğlum. Vur ama düzgün vur. Kimsin sen? Jogging'cik mi? Bak dayanıklık gücünü görüyor musunuz? Kırmızı. Hepsi dibe vurmuş yani oyuncularımı. Adam kaleciyle bile çıksa çalım atarak gidip gol atabilir şu an. Gördüğünüz gibi. Vallahi komedi. Yani şöyle düşünün. İskenderun Spor Barcelona ile oynuyor şu an. O derece güçsüz. Ver aradan. Verdi. Vur ama ölü yaprak vur. Ölü yaprak. Abi üstüne vurma ya. Aubameyang. Adam bizi duydu herhalde. Ama bu terbiyesizliktir. Ne kadar doğrusu olsun insanlarla dalga geçilmez. Tamam kadromuz kötü olabilir ama. Bak görüyor musun? Adam topu ayağından atsa bile alamıyorum. Kadromuzun kötü olması bizde dalga geçmen gerektiğini sunmuyor arkadaşım. Ayıptır. Biz ne oyuncular gördük, nelerle karşılaştık ama kimseyle dalga geçmek istemedik, geçmedik. Bu karakter meselesi daha doğrusu. Böyle cins adamlar da var. Şimdi verdi pasını. Vur oğlum. Vur Allah'ına kurban senin be. Allah'ına kurban mı? Canım benim Williams. 79'luk adamım. Yani bence rakip utanmalı. Şöyle utanmalı. Bu kadroyla ilk yarıda dünyada pozisyon verdi bana. Bence bundan utanç duymalı. Aç bir ortada. Açamaz. Açamaz ki.
Ve ilk maçımız, yayınlayacağımız maçımız böyle mi olacaktı? 4-1 yenildik. İyi oldu, güzel maçtı. Ama rakibin yaptığı biraz saçma ve ayıptı arkadaşlar. Luis Suarez 3 gol attı, topu evine götürüyor. Bak güzel, görseller olarak çok güzel. Eğer arkadaşlarım böyle maçların devamını gelsin istiyorsanız bana yorumlarda mutlaka bildirin. Ben de sizlere yayınlayayım. Çok güzeldi, ben keyif aldım yenilmeme rağmen. Ama sıkıntımız, kadromuz şu an eksik.